Otomotiv sektörü son dönemde birçok sorunla uğraşıyor. Başta çip olmak üzere küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar üretimin düşmesine, düşen üretimde araç fiyatlarının artmasına yol açtı. Fiyatları etkileyen bir diğer unsur ise döviz kuru. Döviz kurunda yaşanan son artışın Kasım ayında otomobil fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor. Döviz kurundaki değişim sonrası özellikle son günlerde belli bir artış trendi var hepimizin bildiği gibi. Bunun sıfır kilometre tarafında otomobillere bir artış olarak yansımasını açıkça bekliyoruz. Hatta şu an bazı markaların web sitelerinde fiyat bilgilerini güncellediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bir artış habercisi gibi gözükmekte. Burada nasıl bir artış olacak? Marka ve modellere göre çeşitlilik, farklılık göstermekle beraber yaklaşık %4-8 bandında bir artış olacak. Kur nedeniyle yapılacak fiyat artışı sonrası %50 ÖTV diliminde olan birçok model %80'lik vergi dilimine dahil edilecek. Bu da kur artışının üzerine ek zam anlamına geliyor. Otomotiv distribütörlerinin özellikle bas fiyattaki artışı hangi noktada gerçekleştireceğiyle oldukça ilgili. Ama bas fiyatların eğer barem değişikliğine sebep olacak bir artışa vesile olması durumu söz konusu olursa biz belli araçlarda yaklaşık 40 bin lirayla 70 bin lira arasında bir ek fiyat değişimini öngörüyoruz. Bu da bu araçlara yaklaşık olarak %15-20'lik bir ek maliyet artışı anlamına geliyor. Sıfır araçlarda yaşanan bu gelişmelerin ikinci el pazarını hareketlendirmesi bekleniyor. Belirli markalar ve yine belirli modeller Türkiye'deki tüketicilerin sık tercih ettiği modeller, en çok tercih edilen marka ve modeller. Bunlarda şu an bayilerin elinde araç olmadığını, stokların yeterli seviyede olmadığını ifade ettikleri bir durumdayız. Dolayısıyla bu fiyatların biraz daha artmasına ve sıfır tarafında bulunamayan bu araçlar nedeniyle tüketicilerin talebini yavaş yavaş ikinci ele kaydırmaya başladığına bize işaret ediyor. İkinci el ilanlarda bireysel kullanıcıların ilan kapama sürelerinin yani araçlarının satma sürelerinin yavaş yavaş kısaldığını görüyoruz.